Merhaba Akrep Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Akrep olanlar 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve Ebced değer hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın ve özellikle Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz ve oradaki doğum haritası analizi çekilişlerine de katılabilirsiniz. Geliyoruz 2021 yılına. Bu yılın genel gündemini kuzey güney ay düğümlerinin bulunduğu evler ve özellikle burada gerçekleşecek olan tutulmalar belirleyecek. Bunlar sizin 2 ve 8. evinize konumlanmış maddi kaynaklarınız, kazanç, yatırım metotlarınız çok fazla gündeminizde olacağı bir yıl sizi bekliyor. Burada güney ay düğüm 2. evinizde, kuzey ay düğüm 8. evinizde konumlanmış olacak. Odaklanmanız gereken konular 8. ev konuları. Yani daha çok bizim kazanmadığımız havadan gelen paralar dediğimiz borsa, spekülatif yatırımlardan gelen paralar, miras yoluyla gelen mal varlığı ya da paralar, eşten gelen paralar, özellikle böyle burs, nafaka gibi bir döngüde iseniz bu gelen paralara daha çok odaklanmamız, bu konularla ilgili biraz daha mücadele vermemiz gereken bir döngü anlamına geliyor. Güney ay düğüm 2. evde bireye şunu söyler: tamam, sen hani insan kendi kazansa güzel olur ama burada biraz kazançlarınızın çok tatmin edici olmayacağı ya da böyle bir kariyer, gelir, iş düşünüyor iseniz bu konularla ilgili çok tatmin edici maddi bir kazanç sağlayamayacağınız bir yıl açıkçası. Güney ay düğüm 2. evde birey kazançları noktasında biraz beklentilerini minimalize etmesi gerektiğini, fazla maddi kaynaklara bel bağlamaması gerektiğini bir göstergesi. Burada kuzey ay düğümüne odaklanmak, daha çok bu yıl için kuzey ay düğümün bulunduğu ev temalarını geliştirmek, talepte bulunmak bireye daha fayda sağlayacaktır. O yüzden bu yıl daha çok eşten gelen paralar, eşin kazandığı ya da sizin konforunuzu artırıcı işte miras konularıyla ilgili gelen paralar. Bu konularla ilgili çok daha şanslı bir döngü açıkçası. Özellikle uzun zamandır miras konularıyla bir gündeminiz var. Ancak hala bir sonuca, bir neticeye kavuşamadı ise işte bu yıl bu sonuca kavuşma ihtimali yine çok yüksek ve aynı zamanda sizi tatmin edici bir sonuç olma ihtimali çok yüksek. 8. ev aynı zamanda ameliyatlar ve cerrahi operasyonları da ifade eder. Bu konular ile ilgili eğer böyle bir döngüde iseniz çok güzel sonuçlara da kavuşma ihtimalinizin yüksek olduğunu gösteriyor. 8. ev böyle borsa, spekülatif yatırımları da ifade eder. Bu konular noktasında da yine birey en azından böyle bir eğitim alabilir. Bu konulara daha eğilebilir. Bu döngüler daha çok pozitif enerjilerle dolu. 8. ev bunların hepsiyle birlikte aslında bizim ağır psikolojik problemler yaşayan bireyler var ise bu döngü şifalanmak adına da yine güzel etkilerle dolu. 8. eve odaklanıp 2. ev dediğimiz bireyin birebir kendi kazandığı paralar ve yatırım metotlarımızdır. Bu konulardan birazcık uzaklaşmak, daha diğer kaynaklar noktasında beklentide olmak size daha fayda sağlayacak bir yıl. Borçlar, vergiler, eğer bir banka kredisi vesaire böyle bir şey gündeminiz var ise bu konularda da yine şanslı etkiler söz konusu. Çok daha uygun fiyata bir kredi ev almak ya da krediyi daha böyle bireyin uygun olması, vergilerin, kredilerin sizin nezdinizde daha olumlu sonuçlanacağı bir etki anlamına da geliyor aynı zamanda. Çünkü bizim 8. ev borçlarımızı, vergi, kredileri de ifade eden bir ev olduğu için bu döngüde borçlarınızı kapatmak gibi bir ya da borçlarınız noktasında şanslı işte vadeli olarak bir takım değişimler size çok daha fayda sağlayacak bir en azından ödeme metodu belirlenebilir gibi böyle güzel etkiler söz konusu. Bu yılın diğer en önemli gündemi de Satürn ve Jüpiter'in çok yakın kontağı olacak. Özellikle de yılın ilk aylarında biraz stresli enerjiler söz konusu çünkü bu yakın iki gezegene aynı zamanda birçok gezegende eşlik ediyor olacak. Peki bu sizin hangi ev konularınız? 4. ev konuları. Yuvanız, ebeveynleriniz, eviniz, evde tadilat, düzen, yeni bir ev almak. Ancak birazcık borçlanma ihtimaliniz de yine yüksek. Ama bu çok uygun fiyatta bir kredi bularak borçlanıyor ve ev alıyor olabilirsiniz. Çünkü mal mülk konusunda Ocak-Şubat ayları biraz stresli. Mal paylaşım ya da
böyle miras konuları vesaire, bu konularla ilgili ilk başta bir takım stresler söz konusu. Aslında bu stres sizin daha köklü çözüm yolu bulmanız için, daha kalıcı, daha uzun vadede, daha istikrarlı bir çözüm yolu bulmanız için yılın ilk ayları biraz stresli. Sonrasında daha rahatlatıcı enerjiler söz konusu. Ocak, Şubat aylarında özellikle miras konuları ya da böyle nafaka vesaire, bu konular, ebeveynlerimizle olan iletişim ya da onlarla olan girişimlerimiz biraz beklemede kalması daha olumlu olacaktır. Çünkü Ocak, Şubat ayları hiçbir türlü girişim ya da üslup ya da hiçbir şeyi desteklemiyor diyebilirim. Daha stabil kalma ayları, harekete geçmek açısından doğru zaman değil. Ancak ayın, yılın diğer aylarına gelecek olursak, daha yaz ayları ya da diğer aylar çok daha ılımlı. Özellikle bu yıl mülk kalmak, ancak biraz stresle başlıyor dediğim gibi, ama bir mülk kalmak, taşınmaz mallarımız dediğimiz malları artırmak, ebeveynlerle olan problemleri bir birey iseniz kalıcı bir çözüm yolu bulmak, artık ilişkileri düzeltmek, ortak bir paydada bir gelecek inşa etmek, yine ebeveynlerinizle ilişki ve iletişiminizde bu konuları çok destekliyor. Ancak yaz aylarına, Haziran, Ekim aylarında yuvanızda bu kalıcı çözümler ve kalıcı birçok şey inşa ettikten sonra yaz aylarında karşı evi tetikleyecek, yani 10. ev konularınızla ilgili birçok şey inşa etmek adına Satürn ve Jüpiter geri harekette olacak. Özellikle yaz ayları kariyerde ya da gelirleriniz noktasında yeni girişimler, yeni bir iletişim, sizden üst mevkide olan insanlar noktasında daha kalıcı bir çözüm yolu bulmak için iletişime geçebilirsiniz. Çok olumlu aylar aslında yaz ayları. Bu özellikle 10. ev konuları sadece kariyer değildir. Bizim babamızdır. Baba figürün de yine bu evin konuları belirler. Eğer böyle bir miras konusu ya da halledilememiş evde bir gündeminiz var ise babayla iletişim de yine yaz aylarında çok olumlu ve ılımlı olacaktır. 10. ev diğer bir anlamıyla evliliği de ifade eder aslında. Kariyerle çok ilişkilidir, evet, ama evlilikte böyle bir rayına oturtamadıysanız, yani bir problem var, bir türlü çözülemiyor, hatta daha da bir girdap şeklinde ilerliyor ise özellikle bu yılın ortasında yaz ayları çok ılımlı, çok güzel çözümler bulacağınız evlilikteki problemlerinize. Ocak ve Şubat ayları daha stabil kalma, özellikle yaz ayları daha kariyer noktasında girişimlerinize odaklanma, gelirler, kariyerde yeni statü, konum, beklentilerinize ulaşmak, özellikle de sizden üst konumdaki insanlarla irtibat, ilişki ve iyi kontaklar kurma açısından güzel destekler söz konusu. Yuvanız noktasında da yine Ocak, Şubat ayları keskin, ani kararlar almamaya gayret edin. Özellikle daha ileriki yaşlarda yükselen akrepler için mide, göğüsler, lenf bezleri ve solunum yolları bu yıl için birazcık hassas olma ihtimali yüksek. Ebced'ler hesaplamaları sonucunda da sizin için ve enter hamur rahimin 1000 ila 1100 adet arası söylemeye gayret edin. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Keyifli bir yıl olmasını diliyorum.